Antalya Velet'ten herkese selamlar. Sizleri bugün Titanic Deluxe Golf Pelik Otel'e getirdim. Tüm gün boyunca otelde olacağız. Otelin birçok alanı beraber gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Bu otele rezervasyon yapmak için 444-0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yine yakınınızdaki ETS Tur acente alanına gidebilir. ETSTur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tesis Antalya Havalimanı'na 25, Antalya Şehir Merkezi'nin 35, Belek Merkezi de 6 kilometre mesafede. Hazırsanız sahilden başlayarak ana giriş kapısına kadar bölüm bölüm tesisi gelen hatlarıyla sizlere anlatmaya başlıyorum. Tesisin oldukça uzun bir plajı var. Sol tarafta ücretli alanlar, kabanalar, sağda da tüm misafirlerin kullanımına açık şezlong ve şemsiyeler. Hemen ortada beyaz çadırların altında küçük misafirlerin kumda keyifle vakit geçirebileceği kaydıraklar, salıncakların bulunduğu alan. Sağda da gün içerisinde sahilde vakit geçirirken yiyecek ve içeceklerinizi alabileceğiniz aynı zamanda İtalyan restorantın bulunduğu bölümü görebiliriz. Ana binadan plaja 3 şekilde gelebiliyorsunuz. Trenle gelebilirsiniz. Hemen soldaki nehir üzerinden katamaranlarla gelebilirsiniz. Ya da yürüyerek gelebilirsiniz. Ben trenle geldim sahile. Yaklaşık bir 3-4 dakika sürdü ve çok keyifli bir yoldu. Dönüşte de nehir üzerinden geldim. O da çok keyifliydi. Yürüyerek yaklaşık yine bir 10-15 dakikalık bir mesafede ana binadan sahil. Sabah 8'den akşam 8'e kadar hem tren hem de nehir üzerindeki katamaran misafirleri getirip götürüyorlar. Ana bina kadrajımıza girdi. Ana binada ilk soldan başlıyorum. Bu alanda detaylarını da anlatacağız. Birden fazla alakart restoran var. Özellikle akşamları bu alanlar çok aktif hale geliyor. Sağ tarafta da Maldiv odaları var. Bu odaların bir tanesini de gezdik. Onu yine bu videonun içerisinde göreceksiniz. Maldiv odalarının tam ortasında da bir yarı olimpik havuz var. Bir ileride ana havuz ki otelin kalbinin attığı alan burası diyebilirim. Ana havuzun hemen solunda gün içerisinde oldukça popüler yiyecek ve içeceklerinizi alabileceğiniz bir bar. Onun karşısında da yine gün içerisinde aparatif ürünleri alabileceğiniz snack barlar yer alıyor. Yine bu barın olduğu yerde de muazzam lezzetli kahveler yapılıyor. Onu da tüy olarak sizlere vermiş olayım. Sol tarafta özellikle akşamları sahne gösterinin yapıldığı amfiteyatro. Sağ tarafa gelirsek de spa alanı ve spa alanın ısıtmalı havuzunu burada görebiliriz. Ana havuzun sağ ucuna doğru devam edersek orada küçük misafirler için bir aqua park. Onun bir tık ilerisinde de yine yetişkin misafirlerin keyifle vakit geçirebileceği yetişkin aqua parkı yer almakta. Ben de şu an ana giriş kapısındayım. Sizle beraber otele giriş yapıp detaylı bir şekilde sizlere oteli anlatmaya başlıyorum. Evet, otele beraber bu alandan giriş yapalım. Evet, otele giriş yaptık. Resepsiyona giriş belgenizi veriyorsunuz. Burada check-in işlemleri başlıyor. Resepsiyona giriş belgenizi verdiniz. Orada işlemler devam ederken siz de Cordelia Lobby Bar'dan içeceğinizi alabilirsiniz. Sabah 9'dan 23.30'a kadar açık burası. Resepsiyonun hemen karşısında bu alanda check-in işlemlerinizin bitmesini bekleyebilirsiniz. Sağda bir tane bar da var. Yol yorgunluğunuzu atmak için oradan bir içecek de alabilirsiniz. Şöyle tavanını da göstereyim. Oldukça şık dizayn edilmiş bu alanda. Ve buradan sizleri odalara götüreceğim. Evet, lobiden yavaş yavaş odalara doğru giderken şöyle lobinin içerisinde oldukça hoş alanlar var. Vakit geçirebileceğiniz böyle basamak basamak yapmışlar. Şöyle göstereyim. Su sesi eşliğinde bu alanlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yine check-in işlemi esnasında burada da o işlemlerin bitmesini bekleyebilirsiniz. Odalara getirdim sizi ve ilk standart odayla başlıyoruz. Şöyle kapımızı kapatalım. Solda dolaplar var. Şöyle içlerine bakalım. Emanet kasa. Yine burada askılar, bornoz ve kullanan terlik. Şimdi arkada banyo ve tuvalet var. Orayı da göstereyim. Şurası duş alanı. Yine lavabo ve sağda tuvalet. Odaya dönelim. Sol tarafta TV, masa
minibar var. Minibara da merak ediyorsun. Şöyle içine bakalım neler var. Şöyle soft içecekler. Bunlar da günlük değişiyor. Yine çay kahve içinde bir kettle var. Sıcak içeceklerinizi de yine kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu da bir yatak. Yatağın hemen sağında bir dinlenme koltuğu. Aynı zamanda o açılıyor. 12 yaşına kadar çocuklar da orada yatabilir. Şöyle farklı bir açıdan da göstereyim odayı size. Ve bu odanın bir balkonu var. Buradan da balkona gidelim. Hazırsanız balkondaki manzarayı da göstereyim size. Oldukça ferah bir balkon burası da. Yine iki tane sandalyeniz var. Burada da vakit geçirebilirsiniz. Standart odadan bu kadar. Buradan da diğer odalara götüreceğim sizi. Ve sırada ana bina aile suiti. Bakın hem sola hem de sağ bir giriş var. İlk buradan devam edeceğim ve anlatmaya başlıyorum size. Sağda banyo, duş ve tuvalet. Burada iki yetişkin de kalabilir, iki çocuk da kalabilir. Oldukça ferah bir oda. Onu hemen ilk izlenimimi söyleyebilirim size. Çok da şık dekore edilmiş. Yani valizlerinizi koyabileceğiniz alan, ayna, TV. Burada yine hanımefendiler için bir makyaj masası, aynası ya da çalışma masası olarak da kullanılabilir. Yine bir sehpa, dinlenmeniz için bir koltuk. Şöyle bu açıdan da göstereyim odayı size. Bu odanın ilk bölümüydü bu alan. Şimdi diğer tarafa devam edelim. Minibar ve kettle burada. Diğer odada anlatmıştım. Dolaplar da sağda. Yine bunları da anlatmıştım. O yüzden geçiyorum. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi de bu odanın soluna geldik. Bakın burada iki kişilik bir yatak var. Öncesinde yine burada da bir lavabo, duş ve tuvalet. Bu alanda da dolaplar. Ve bu kapıyı kapattığınızda o odayla bağlantınızı kesebiliyorsunuz. Ve gelelim ebeveynin kaldığı odaya. Yine bakın minibarı, kettle'ı, TV'si, duvar ünitesi. Ve oldukça konforlu görünen yatağı. Çok da güzel ışıklandırılmış. Bakın. Devam edelim. Yine burada dinlenmeniz için size bir koltuk ve sehpa bırakılmış bu odaya sizler için. Yine çalışma masası ya da makyaj masası olarak da kullanılabilir bu alan. Şöyle bu açıdan da odayı göstereyim. Hemen arkada balkon var. Şimdi de balkona doğru götürüyorum sizi. Ve hazırsak balkona çıkalım. İki sandalye, bir sehpa ve bakın şöyle yeşilliklere açılan bir balkon. Bu manzara eşliğinde bu odayı da bitiriyorum. Sırada Maldives House. Şöyle başlayalım. Bakın hemen odanın ortasında küvet. Şurada lavabosu ve hemen bağlandığı yatak. Karşıda da 3 farklı boyutta ayna. Yine bu taraflarda da ayna kullanılmış dekorasyon için dolaplar. Bir kahve yapabileceğiniz alet de var burada. Kettle. Yine şu alanda minibar. Minibarı gösterdiğim için orayı geçiyorum. Şöyle yatak kısmına tekrar gelelim. Bakın oldukça konforlu görünüyor ki çok şık dizayn edilmiş. Şöyle yukarı kadar kaldırayım. Bakın şöyle bir avize de var odada. O da ayrı bir hava katıyor. Tavanda beyaz ahşap kullanılmış. Burada da yine dinlenmeniz için uzun bir sofa var. Duş ve tuvalet karşıda. Solda tuvalet, sağda da duş alanı var. Şurayı da tekrar küveti de göstereyim size. Oldukça hoş görünüyor o da. Tekrar şöyle geniş açıdan odayı göstereceğim. Yani çok ferah ki beyaz zaten odaya ayrıca ekstra bir ferahlık katmış. Gördüğünüz üzere farklı bir yapısı var odanın. Hemen şu karşıda balkona açılıyor ki bu odanın ekstra özellikleri balkonundan itibaren başlıyor. Şuradan merdivenlerden
iniyorsunuz ve şezlong şemsiyeleriniz burada yine bitmedi. Burası platform. Şuradan merdivenden iniyorsunuz ve havuza. Görmüş olduğunuz üzere direkt odanız da zaten şu havuzun üzerinde. Çok şık. Şöyle hemen yanında da odalar var. Onları da şöyle göstereyim. Bakın yan yana odalara. Şöyle havuzun üstünde bu odalar. Burası kabana vari bir yer olduğu için, yani kabanada o özel alanlarda kiralayan müşteriler gibi yine burada da size ek hizmetler var. Onlarla ilgili halkla ilişkilerden ve resepsiyondan bilgiler alabilirsiniz. Bu manzara eşliğinde odayı bitiriyorum ve buradan kahvaltıya geçeceğiz. Kahvaltı için sizleri ana restorana getirdim. Sabah 8 ile 11 saatleri arasında ana restorandan kahvaltınızı alabiliyorsunuz. Ki çok şık ve enerjik bir girişi var ana restoranın. Açık büfeye getirdim sizi. Şöyle hemen solla komplekslerle başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere çeşit çeşit komplekslar ve lokumlar başladı şimdi. Tatlı güne başlamak isteyenler için yine kurutulmuş meyveler. Arka tarafta da meyveli yoğurtlar var. Tost köşesi, yine kaşarlı karışık tostlar burada. Ve sıcaklar yavaş yavaş başlıyor. Hemen sağda da takım çorbalar var. Bugün için tarhana çorbası ve mercimek. Merak ettiğiniz bölümlerden bir tanesi fırın. Bugün simitler sıcak sıcak sizleri bekliyor kahvaltı için. Yine küçük ekmekler, baget ekmekler. Ve şurada bir tanıdık lezzet. Boyoz. Sıcaklardan devam ediyorum. Yine hamur işi, ürünler. Patates kızartması. Haşlanmış yumurtalar. Ve bir klasik menemen. Sıcaklar devam ediyor. Sucuk, patates ve sosis. Sıra geldi. Sabahı tatlandıran ürünlere. Petek bal. Yine burada hoşaplar ve meyveli yoğurtlar. Bakın kivili, çilekli paket kahvaltılıklar ve tabii ki bakın çeşit çeşit renkli reçeller. Kahvaltının olmazsa olmaz köşesi zeytinler. Yaklaşık 20 çeşit zeytin var bu arada bu menüde. Ve tabii ki salata köşesi. Güne fresh bir salata ile başlayalım derseniz burada bu lezzetli salatalar sizleri bekliyor. İzmir tulumundan ezineye kadar hem yerel hem de ithal birçok peynir çeşidi yine bu köşede. Ve tabii ki meyveler. Bakın hepsi pırıl pırıl hazırlanmış, hatta doğranmış yine bu köşede. İştah açıcılar sırada. Deniz ürünleri, ton balığı, bitmedi devam edelim. Ve salam ve jambonların olduğu köşeye getirdim. Bakın burada isteğinize göre hemen kesilip size servis ediliyor. Lezzetli bir köşeye daha getirdim sizi. Su börekleri pişiyor şu an. Ellerinize sağlık, kolay gelsin. Ve sırada lezzetli bir köşe. Bakın göz yumurtalar, yine omletler sizin için hazırlanıyor. Şurada İsteğinize göre omlet de yapılabiliyor. Ve bir tane hazırlandı bizim için de. Ooo çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle açık büfeyi tekrar gösteriyorum. Ve kahvaltıyı burada bitiriyorum. Kahvaltı bitti. Şimdi sizleri dış alanlara doğru götürüyorum. İlk havuzlara gideceğiz. Havuzların etrafını gezeceğiz. Yine o civarda neler var? Onları beraber keşfediyor olacağız. Sizi havuzlara getirdim. Havuz iki bölümden oluşuyor. Bakın bunlar şu soldakiler gazebolar. Karşı taraftakiler de Maldiv evleri. Oldukça yeterli sayıda
şezlong şemsiye var diyebilirim. Hatta şemsiye yok burada gördüğünüz üzere. Yani üstü kapalı çardak gibi yapmışlar. Bu da ayrı bir hava katmış buradaki şezlonglara ve bu alana. Yani çok şık görünüyor. Şöyle bakın perde de yapmışlar. Şöyle kapatıp biraz daha kendinizi özel bir alan haline getirebiliyorsunuz. Şöyle karşıdakileri de göstereyim. Evet. Şöyle panoramik olarak tekrardan bu alanı gösteriyorum size. Burası da havuzun diğer tarafı. Burada gördüğünüz şezlong şemsiyeler genel kullanıma açık. Hemen şu ileride de çocuk havuzu var. Biraz sonra oraya da götüreceğim sizi. Şöyle şezlong şemsiyeleri biraz daha yaklaşayım. Bakın gayet hoş ve şık bir şekilde tasarlanmış. Bu alanlarda hem havuzun hem güneşin tadını çıkartabilirsiniz. Şöyle farklı açıdan da havuzu göstereyim istedim. Şu arkada ana bina ve onun önünde ana restoran. Gezerken de aynı zamanda tekrar tekrar oteli de anlatıyorum size. Nerede neler var. Ya çok şık. Ben bu alanı çok beğendim. Yani küçük dokunuşlarla güzel bir ortam yaratmışlar burada. Arkada da güneş parlıyor. Evet, ileride çocuk havuzu var. Oraya geçelim. Orayı da göstereyim size. Eğlenceli bir yere getirdim sizi. 10, 12, 2 ile 5 saatler arasında çocukların eğlenebileceği aquapark alanı burası. Bir ileride de yetişkinlerin bölümü var. Evet, kovadan da su döküldü. Buradan da oraya geçiyoruz. Ve sırada yetişkinlerin aquaparkı yine ondan 2'ye, öğleden sonra da 2 ile 5 saatleri arasında bu kaydıraklarda eğlenebilirsiniz. Hemen karşıda da var birkaç tane. Buradan da oraya geçiyorum. Aquapark bitmedi. Burada yine 3 tane kaydırak var yetişkinler için. 10, 12, 2 ile 5 arasında burada keyifli vakit geçirebilirsiniz bu kaydıraklarda. Havuzun hemen sağında da plaj voleybolu oynayabileceğiniz bir saha var. Takımınızı kurduğunuzda burada eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Havuzun sağından devam ediyorum. Burası da eğlenceli bir alan. Akşam 9'dan itibaren sahne gösterileri yapılıyor burada. Öncelikle tabii ki çocuklar için eğlence başlıyor. Sonra da yetişkinlere yönelik sahne gösterileri bu alanda yapılıyor. Havuzun hemen sağında. Lezzetli bir alana getirdim sizi. Ice Bar. Burası 11 ile 21 saatleri arasında lezzetli dondurmalı alabileceğiniz bir yer. Havuzun da hemen sağında çok yakın. Buradan dondurmalarınızı 11 ile 21 saatleri arasında alabilirsiniz. Havuza çok yakın bara getirdim sizi. Centric Bar. Burası sabah 9'dan gece 24'e kadar ultra her şey dahil konsepti içerisinde içeceklerinizi alabileceğiniz bir yer. Havuzun hemen yanı başında. Centric Bar'ın içerisinde bir kahve köşesi de var. Yine aynı saatler içerisinde buradan lezzetli kahvelerinizi alıp bu alanda da bu kahvelerin tadını çıkartabilirsiniz. Bakın havuza da oldukça yakın. Hemen önümüz havuz. Pita sinekli pidemiz çıktı. Bu kıymalı kapalı. Karadeniz usulü. Evet. Tamam. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Evet, bir pidemiz daha çıktı. Bu nelidir? Ispanaklı, kremalı ıspanaklı. Kremalı ıspanaklı. Evet. Tamam, bu da çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Pita'da ürünler hazır. Pita'nın hemen arkasında hasır sineği getirdim sizi. 12.30'da 4 saatleri arasında yine burada aperatif bir şeyler alabiliyorsunuz. Masada da örneklerini biraz sonra göstereceğim size. Hasır snack barda tokat usulü kuru mantı, piliç külbastı, tanıdık bir lezzet, Bursa kebap, döner, cheeseburger ve bu güzel nehir manzarası eşliğinde burada hasır snack barda bu lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Havuzun ilerisine doğru devam ediyorum. Şöyle yine bakın çimler üzerinde şezlong şemsiyeler var. Bu sol tarafta, şöyle sağ tarafı da göstereyim. Hatta biraz hızlanayım. Yine bu alanda da
Yani bu yolun sağında solunda Şevzok Şemsiyeler, buralarda vakit geçirebilirsiniz. Şöyle yolu da göstereyim size. Bakın karşıdan bir tane tren geliyor. Hem trenle hem de şurada bir ırmak, dere var. Orada botla denize gidebiliyorsunuz ki onların detaylarını da göstereceğim size. Şöyle şu yolun üstünde bu yolu renkli hale getiren ağaçları da göstereyim. Evet, o bahsettiğim tren gün içerisinde sürekli sahile servis yapıyor. Haydarpaşa istasyonuna bir trenimiz geldi. Şu an yolcularını bekliyor. Ne kadar süre kalıyor burada tahmini? Bekleme yapmıyor mu? Evet, biraz sonra devam edecekmiş. Burada Haydarpaşa istasyonunda bekliyorsunuz, treniniz geliyor, biniyorsunuz ve bu trenle sizi sahile götürüyor. Ya da sahile Liverpool iskelesini kullanarak deniz yoluyla gidebiliyorsunuz. Buradaki botlarda sabah 8'den akşam 7'ye kadar sizleri buradan havuzun hemen yanından Liverpool iskelesinden alıyor ve sahile götürüyor. İskeleyi de şöyle yakından göstermek istiyorum size. Bakın hemen solda bir tane teknemiz hazır bekliyor. Deniz yoluyla sahile gitmek isteyenleri. Evet, bu tekneye biniyorsunuz ve ilerideki güzel su yolunu kullanıp sahile geçiyorsunuz. Haydarpaşa istasyonundan yola çıktık. Şimdi Sirkeci'ye sahile doğru gidiyoruz. Bu keyifli yolculuğumu da parça parça göstereyim istiyorum size. Bakın böyle yeşillikler arasından. Sabah bu alanları göstermiştim size. Şöyle sağlı sollu şezloklar. Ara ara kayda devam edeceğim bu yolculukta. Yürüyüş de yapabilirsiniz. Yani yürüyerek de gidebilirsiniz sahile. O da mümkün ki şu an yürüyerek sahile giden misafirler de var. Her yer yemyeşil, pırıl pırıl tertemiz gördüğünüz üzere. Bir tekne var sağda. Tekneyle de sahile gidebilirsiniz. Çok nefis bir yol ya. Solda orman. Yemyeşil bir yol. Ne kadar sürüyordu bu yol? 3,5 dakika falan sürüyordu. Evet. Bir istasyondan diğerine 3,5 dakikada gidiyorsunuz. Böyle keyifli bir yolla. Bakın orijinal bir tünelden geçiyoruz şu an. Bunu da göstereyim istedim. Sirkeci istasyonuna geldik. Yolculuğumuz bitti. Evet, sahile getirdim sizi. Sol taraf genel kullanım alanına açık. Yani arkaya kadar uçsuz bucaksız şezlong şemsiyeler sıralanmış. Şöyle beraber sahilin ucuna kadar gidelim. Gördüğünüz üzere sahil kum. Biraz yaklaştığınızda hemen denize girmek üzereyken şöyle 1-2 metre minik küçük yuvarlak çakıllar var. Ve pırıl pırıl tertemiz bir deniz ve önümüzde Akdeniz. Şöyle sahili panoramik olarak da göstereyim. Şu ileride ücretli alanlar, gazebolar var. Burası da genel kullanıma açık. Ücretli alanı biraz daha yaklaştırayım istedim sizi. 100 euro ödeme yaptığınızda, yani 100 eurodan başlıyormuş daha doğrusu bu özel alanları, kullanım ücreti. Önünde şezloklar var, size ait yine oturma grubu var. Bir minibarı var. Burası ile ilgili detaylı bilgileri de yine resepsiyondan ve otelin motelif alanlarından alabilirsiniz. Bu arada burası sahilin, yani yüzünüzü denize dönerseniz sağ tarafı, ilk gösterdiğim genel alanlarda sol tarafı.
Sahilin hemen arkasında çocuklar da tabii ki düşünülmüş. Bakın onlar için ahşaptan burada salıncaklar, kaydıraklar, ona benzer eğlenceli bir alan yapılmış. Sahilin hemen arkasında sabah 9 ile 6 saatleri arasında açık Palm Bar var. Palm Bar'ın sağında Sapore İtalyan restoranı ve içeride bir tane de pastane var. Onlar da biraz sonra açılacak. Onlarla ilgili bilgileri de açıldıklarında detaylı olarak aktaracağım size. Saat 11 ile 5 arasında Palm Bar'ın hemen solunda Palm Pastanesi'nde bu tatlıları, meyveleri gördüğünüz üzere çok lezzetli görünüyor hepsi ve dondurmayı bulabilirsiniz. Teşekkürler, elinize sağlık. Sahilde acıktığınızda Sapore Restaurant, Sapore İtalyan Restaurant hemen yanı başınızda saat 12.30 ile 4 saatleri arasında burada İtalyan mutfağından ürünlerin tadına bakabilirsiniz. Pizza, salata ve makarna ağırlıklı bir menü var burada ki şurada bakın hemen birer tane ürünlerden hazırlandığı pizza, makarna ve salata. Trenle sizi sahile getirdim. Sahili beraber gezdik, dolaştık. Şimdi Beş Gözler Nehri üzerinden bu katamaranla ana binaya geri döneceğiz. Bu arada iskele hemen sahilin sağ tarafında, sağ ucunda kolaylıkla bulabilirsiniz. Geldiğimde size kazların, tavukların olduğu yeri göstermiştim. Oranın hemen yan tarafında. Ve yolculuk başladı. Giderken şöyle etrafı da göstereyim size. Bu arada gelirken de bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim. Yürüyerek de gelebilirsiniz. Yaklaşık yani 1-1,5 kilometrelik bir mesafe değil mi? Doğru söyledim. Bakın yemyeşil. Her yer yeşertilmiş. Yine şu sağ tarafta golf sahaları, orada golf oynayanlar. Ve Beş Gözler Nehri. Şu an nehrin üzerindeyiz. Kaptanımızla beraber yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada tekne de tren gibi sabah 8'den akşam 8'e kadar sahile sürekli sefer yapıyor. Hatta şu an karşıdan soldan bir tane de tekne misafirleri sahile götürüyor. Ve bu yolculuk yaklaşık 6-7 dakika. Evet, ana binayı görüyorsunuz. Otele çok az kaldı. Biraz sonra da iskeleye yanaşacağız. Sonrasında sizi ana binada ilk spa alanına götüreceğim. Sahilden keyifli bir yolculuk yaparak tekrar ana binaya geri geldim. Ve şimdi ana binada ilk uğradığım yer spa. Burası sabah 9, akşam 8 saatleri arasında açık. Şimdi burayı beraber gezelim ve detaylandıralım. Spa alanın içerisinde sabah 8'den akşam 8'e kadar hizmet veren ısıtmalı havuzun olduğu yere getirdim sizi. Burası 29 dereceye sabitlenmiş. Spa alanın içerisinde bahsettiğim gibi sabah 8'den akşam 8'e kadar bu alanda soğuk bir mevsimde geldiyseniz özellikle havuzun tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz. Isıtmalı havuzun yine farklı bir açıdan görüntüsünü paylaşmak istedim sizinle. Burası da gayet keyifli, sakin, hoş bir alan olmuş. Şöyle ortasında da palmiye ağacıyla bir yeşillik bir renk katılmış. Evet, ısıtmalı havuz da böyleydi. Spa'da kapalı havuza getirdim sizi. Burası da sabah 8'den akşam 8'e kadar kullanımınıza açık. 29 dereceye sabitlenmiş. Bu alanda da havuzun tadını sıcak bir ortamda çıkartabilirsiniz. Kapalı havuzun bu alanından havuza giriş yapıp şurada bahçedeki havuza da geçiş yapabiliyorsunuz. 29 dereceye sabitlenmiş burası. Onu da söylemek isterim tekrar. Fitness salonumu getirdim. Gördüğünüz üzere oldukça fazla sayıda ve çeşitli aletler var. Burası sabah 7'de açılıyor. Akşam 8'e kadar buraya gelip sporunuzu yapabilirsiniz. Şu camlardan da aynı zamanda ana havuz manzaralı. Ana havuz manzarası eşliğinde spora burada devam edebiliyorsunuz.
Türk hamamı var. Şöyle bir giriş var. Bu alanı da göstereyim istedim. Ki çok huzurlu, sessiz ve oldukça hoş bir mekan. Şu sağda solda da yine dinlenme odaları var. Hamamdan çıktınız, bornozunuzla burada dinlenebilirsiniz. İleride de Türk hamamının girişi. Ve Türk hamamını getirdim size. Şöyle tavanı göstereyim. Biraz sonra lens buharlaşabilir. Çok nemli bir ortam ve buharlaştı. Şurada da bir havuz var. Ve kurnalar. Sırada saunalar. Hem şurada sağda bir sauna. Hem de solda saunalara girdiniz. Tabii vücudunuz ısındı. Sonrasında bu merdivenlerden tabii cesaretiniz varsa bu şok havuzuna girebilirsiniz. Yine spa'da sabah 8 ile 9 saatler arasında kapalı havuzun hemen solunda bir vitamin bar var. Buradan ayran ve meyve suyu tarzında içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Spa'da bir alana daha getirdim sizi. Özellikle yaz döneminde havaların sıcak olduğu zamanlarda solda, sağda şok havuzları bakın şöyle ve devam ettiğimizde ikinci bir Türk hamamı var. Buraya ulaşıyoruz. Şöyle içeriği de göstereyim size. Çok hoş dizayn edilmiş burası da. Bakın şöyle tavanına kadar göstereceğim. Ve hemen çevresinde de tabii kurnalar. Bu koridor masaj odalarına gidiyor. Sağda ve solda masaj odaları var. Bir tane örnekle göstereceğim size. Ve sırada spa'da bir masaj odası. Küçük misafirlerin heyecanla beklediği mini kulübe getirdim sizi. Tini Kids Club burası. Resepsiyon bu alanda. Buradan bilgiler alabilirsiniz. Hemen solda şöyle içeriden göstereyim. Camdan parlıyor. Burası Tini Art Studio. Burada bu şirin masalarda küçük misafirler çalışmalarını yapıyorlar. Bu alan sinema. Gün içerisinde hem bu sağdaki salonda hem de hemen sola geçeyim. Buradaki salonda filmler bu ortamda izleniyor. Devam edelim ileriye. Evet, oldukça renkli bir alan. Hemen sağda 0-3 yaş arasında küçük misafirlerin vakit geçireceği alan. Hatta şöyle içeriye de göstereyim. Uyku ve süt tabelası var. Solda yine oldukça eğlenceli bir alan görünüyor. Bakın. Oo, şu içeriden başlıyor. Şu geriye kadar. Burada keyifli vakit geçirebilir küçük misafirler. Burası Lego salonu. Bakın masaların ortasında Legolar şu an hazır. Oynanmayı bekliyorlar. Devam edelim. Bir ileride de daha büyük misafirlerin, daha doğrusu biraz daha büyümüş küçük misafirlerin, 4-6 yaş misafirlerin oyun alanı var. Orayı da şöyle göstereyim. Ve bu sol tarafta da Tiny Kids Lounge var. Burası 2.30'da 5.30 saatler arasında. Özellikle burada tatlı servisi yapılıyor küçük misafirlere. Mini Club'ın sonunda da yine küçük misafirlerimizin bir bahçesi var. Burada açık havada, burada yeşilliklerin altında yine keyifli vakit geçirebilirler. Ve mini kulüpten de bu kadardı. Spa'nın hemen karşısında Irish Pub'a getirdim sizi. Burası 16 ile 2 saatleri arasında hizmet veriyor. Bakın şöyle yukarıda da ekranlar var. Burada futbol maçlarını ve diğer spor müsabakalarını içeceğinizi yudumlarken izleyebilirsiniz. Irish Pub'dan sonra lezzetli bir yere getirdim sizi. Kapris Pastanesi. Saat 2.30'da 10 saatleri arasında bakın dondurma ile başladı. Tatlı tuzlu lezzetli ürünler şu an görüyorsunuz siz de. Burada bu pastanede sizleri bekliyor. Kapris Bar ve Pastanenin oturma alanlarını da göstereyim size. Çok
şık dizayn edilmiş burası. Yineleyelim. Kapris var sabah 7 ile 3. Pastanede 14.30'da 22 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu alanlarda hem bir şeyler içebilir. Şöyle tavanları da göstereyim. Aynı zamanda pastaneden aldığınız lezzetli yiyecekleri, pastaları da bu alanlarda yiyebilirsiniz. Kapris Pastane ve Bar'ın şöyle farklı bir açıdan da çekimini yapayım, göstereyim size. Görmüş olduğunuz üzere çok şık ve oldukça sakin, keyifli bir alan. Akşam yemeği için ana restoranı getirdim sizi. Saat 18.30'da 21 saatler arasında ana restoranda akşam yemeğinizi alabilirsiniz diyorum ve tek tek sizi büfelere götürüyorum. Ana restorana girdiğinizde sağda hemen Kids Food Corner karşılıyor sizi. Burada çocukların seveceği birçok ürün var. Bu akşam yemekte tandır da var. Şöyle yakından da gösterelim. Elinize sağlık. Çok hoş görünüyor. Tabii tandırla beraber burada hemen yanında keşkek de var. Evet, ızgaralara geldik. Bu akşam bakalım ne varmış. Antrikot ızgara ve hindi but şiş. Devam ediyor yine burada ızgaralar. Evet, ızgara da pişirilmiş. Sebzeler. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Ve geleneksel sulu Türk yemekleri. Karışıklı olmadan kuzu haşlamaya bitmedi. Devam ediyor. Patatesli ciğer. Ciğer kavurma. Acı soslu karides. Elinize sağlık. Sıra mezelerde. O kadar çok meze var ki şöyle sadece çekiyorum. İsimlerini saymayayım. Kafanızı şişirmeyeyim. Yine meze olarak peynir severler. Buraya muhakkak uğramalı. Bitmedi, devam ediyor. Hemen şu sütunu geçeyim. Evet, tekrar yaklaşıyorum mezelere. Bitmedi, devam ediyor. Ediyor. Ve nihayet bitti. Meze köşesi de böyleydi. Evet, salata köşesindeyiz şimdi. Şöyle devam edeceğim. Evet, taptaze, göz alıcı salatalar. Akşam yemeğinde salata sevenlerdenseniz buraya, bu köşeye sizi de bekleriz. Sıcaklarla ilgili son büfeye getirdim sizi. Sigara böreği. Ve burada bakın çok leziz görünen çeşit çeşit makarnalar ve sonunda da sosları. Bu akşam tatlı olarak geleneksel bir Türk lezzeti de var. Taş kadayıf. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Yine burada bu köşede pişmeye de devam ediyor şu an. Evet, açık büfede sıra geldi tatlılara. Hepsi çok lezzetli görünüyor. Şöyle yakınlaşayım biraz daha. Bitmedi. Arkada da var. Oraya da hemen geçiyorum. Evet, sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar. Yine sütlü tatlılar devam ediyor. Ve tabii ki efsane baklavalar. Tatlı reyonuydu da böyleydi. Akşam açık büfesini şöyle genel olarak da göstereyim size. Birçok büfe orta alanda, yine sağda, solda ve arka tarafta da yine ürünler pişmeye devam ediyor. Hazırlıklar devam ediyor misafirler için. Evet, akşam yemeğinden, büfeden bu kadardı. Açık büfeden yemeğinizi aldınız. Dilerseniz kapalı alanda, böyle bir atmosferde ya da açık alanda, böyle bir atmosferde akşam yemeğinizi keyifle yiyebilirsiniz. Ana restorandan sonra sizi a la carte restoran Pascarella'ya getirdim. Burada İtalyan mutfağına ait lezzetleri tadabiliyorsunuz. 7'de açılıyor, 9'a kadar hizmet veriyor. Kişi başı 10 euro ödeme yaptığınızda burada bu a la carte restoranla bir akşam yemeği alabilirsiniz. A la carte'lara devam ediyorum. Şimdi de sizi Okeanos restorana getirdim. Burası deniz ürünleri ağırlıklı bir a la carte restoran. 7 ile 9 saatleri arasında açık. Yine burada 10 euro ödeme yaptığınızda bir akşam yemeği alabiliyorsunuz. A la carte'lara devam ediyorum. Şimdi sizi Asya mutfağına getirdim. Yine burası da 19'a açılıyor, 21'e kadar hizmet veriyor. 10 euro ödeme yaptığınızda da yine burada bu atmosferde Asya mutfağına dair lezzetleri tadabilirsiniz. A la carte'lara devam ediyorum. Şimdi de sırada Beef Grill Kulüp var.
Yine burası da 7 ile 9 saatler arasında hizmet veriyor. Burada da et ağırlıklı bir akşam yemeği alekartı yemek isterseniz 30 euro ödeme yaptığınızda bu atmosferde akşam yemeğinizi alabilirsiniz. Şimdi Beef Grill Club'da başlangıç yemeği olarak bir sushi hazırlanıyor. Bu da menü dahilinde değil mi? Doğru. Başlangıç olarak buraya geldiklerini misafirlerimiz. İlk geldiğinde misafirlerimiz seçim yaparken masaya geliyor ve böyle masada servis ediyoruz. Evet. Muharrem Bey'den şu an güzel bir show izliyoruz. Bonfile etinden. İçinde bir pilavımız var. Üzerine avokado sosu. Wasabi sanmasınlar. Elinize sağlık. Çok sağ güzel olun, görünüyor. Teşekkürler bu gösteri için. Çok sağ olun. Titanic Deluxe Golf Berik Otel'deki günümüzün sonuna geldik. Bizim için gayet keyifli bir gündü. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bu otele rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz 444-0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tur acentalarına gidebilir. ETSTur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Antalya Belek'ten şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.